Johannesburg'da Haziran ayında günlük en düşük sıcaklık yaklaşık olarak 3 derece Celsius, en yüksek sıcaklık ise yaklaşık olarak 18 derece Celsiusmuş. Bu arada umarım Johannesburg diye telaffuz ediliyordur. Neyse, Johannesburg için bildiğim bir şey var ki o da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehri olduğu, hatta tüm Afrika kıtasındaki en önemli şehir merkezlerinden biri diyebilirim. ismi de ilginç. Sabah 10 ve akşam saat 10'daki sıcak Genellikle günlük en düşük ve en yüksek sıcaklığın tam ortasında seyrederken, en yüksek sıcaklıklar öğleden sonraları kaydedilmiş. Bizden de gece yarısından t saat sonra, bu arada küçük t diyeyim ben buna. Evet, Johannesburg'daki sıcaklığı büyük t derece Celsius olarak modelleyen trigonometrik bir fonksiyon yazmamız istenmiş. Peki, işe bir grafik çizerek başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu sıcaklığı derece Celsius türünden yerleştireceğimiz sıcaklık ekseni olsun. Evet, burası sıcaklık ekseni. İki farklı fonksiyon çizeceğim. Bu da geçen zamanı saat türünden göstereceğimiz eksen olsun. Buraya da küçük t harfini koyalım. Şimdi sıcaklık aralıkları ile ilgili biraz düşünelim. En düşük sıcaklık 3 derece. En yükseği de 18 derece. O halde buraya 18 yazayım buraya da 3. Sabah ve akşam saat 10'daki sıcaklık en yüksek ve en düşük sıcaklığın ortalaması olduğu için bunların ortalamasını da alalım. 18 3 daha 21. 21'in yarısı da 10,5 derece Celsius eder. Öyle değil mi? Evet. Trigonometrik fonksiyonumuzun orta çizgisi 10,5 üzerinde olacağı için orta çizgiyi de kesikli bir doğru olarak bu şekilde çizelim. Evet, fonksiyon bu doğru etrafında salınım yapacak. Günlük en yüksek sıcaklık olan 18 ve en düşük sıcaklık olan 3 dereceyi de bu şekilde işaretleyelim. Evet. Fonksiyon bu orta çizgi etrafında gidip gelecek ve ulaşacağı en yüksek değer ile en düşük değerlerde bunlar olacak soruyu biraz daha kolay bir hale getirmek için 10.5 dereceye sabah ve akşam saat 10'da ulaştığımız için gece yarısından t saat sonraki fonksiyon yerine yeni bir fonksiyon tanımlamak istiyorum. f T, evet FT eşittir doğal olarak bu yeni fonksiyonunda Johannesburg'taki sıcaklığı modellediğini düşüneceğiz ama gece yarısından değil de sabah saat 10'dan T saat sonraki sıcaklık olacak bu. Burada sabah 10'u seçmemin nedeni burada sıcaklığın tam da orta çizgi üzerinde olduğunu biliyor olmamız. Bu işimizi kolaylaştıracak sabah 10'dan T saat sonra. T eşittir 0'da saat sabah 10 olur ve bu andaki sıcaklığında günlük en yüksek ve en düşük sıcaklığın ortalaması olduğunu biliyoruz. Peki bu trigonometrik fonksiyonun periyodu ne olur? Sabah 10'a geri dönebilmek için 24 saat geçmesi gerekir öyle değil mi? Dolayısıyla periyodumuz da 24 saat olacak. Tam ortasına da 12 yazıyorum. 12 saat geçince saat akşam 10 olur ve bu saatte sıcaklığın yine 10,5 derece olacağını biliyoruz. 24 saat sonra saat yine sabah 10 olacağı için bu noktayı da işaretliyorum. Sıra sabah 10'dan sonra neler olacağını incelemeye geldi. Evet Sabah saat 10'dan başlıyoruz. Soruda günün en yüksek sıcaklıklarının öğleden sonraları kaydedildiğini söylemişler. Öğleden sonra grafik üzerinde bu bölüme denk gelir. Öyle değil mi? Sıcaklık yükselmeye başlayacak ve en yüksek değeri olan 18 dereceye 10'dan 6 saat sonra yani akşam üzeri 4'te ulaşacak. Şu noktayı da koyayım. Evet ve hemen aradaki eğriyi çizmeye başlayalım şöyle. Evet, bundan sonra yani sıcaklıklar düşmeye başladığında ise en düşük sıcaklık sabah saat 4'te. Yani sabah 10'dan 18 saat sonra kaydedilecek. Evet, bu araları da birleştirdiğimizde eğrinin buna benzeyeceğini görüyoruz. Güzel. Şimdi büyük T ile küçük T'yi modellemeye başlamadan önce... Önce bu eğriyi bu eğri akşam ondan sonraki ve sabah ondan önceki saatler içinde bu şekilde devam ettirebileceğimizi söyleyeyim ama büyük T ile küçük T'yi modellemeden her zaman olduğu gibi videoyu durdurup bana önce ft fonksiyonunu nasıl ifade edebileceğinizi söyleyebilir misiniz? Evet, Grafiğe bakınca bunun bir sinüs ya da kosinüs fonksiyonu olduğu söylenebilir. Yani ikisiyle de modelleyebiliriz ama bunu aralarından daha kolay olanı seçerek yapmak istiyorum. Peki soru geliyor. Fonksiyona verilen değer sıfır olduğunda orta çizgisinde olan fonksiyon hangi fonksiyondur? Şimdi sıfırın sinüsü sıfırdır. Eğer bu fonksiyonu ötelemiş olmasaydık standart bir sinüs fonksiyonu için sıfır değerini elde ederdik öyle değil mi? Sinüs sıfır sıfırdır ve sinüs fonksiyonu bu noktadan sonra artmaya ve bu şekilde salınmaya başlar. Bu yüzden sinüs fonksiyonunun modelleme için doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bunu kosinüsle de modelleyebilirdik ama sanırım sinüs biraz daha kolay olacak. Sıra geldi genişliğe yani orta çizgiden olan farka. Burada orta çizginin 7,5 birim üzerine çıkıyoruz. Evet burada da orta çizginin 7,5 birim altına indiğimizden genişliğimiz 7,5 olacak. İsterseniz şunu farklı bir renkle yazayım da kafamız karışmasın. Evet burası 7,5 burası da 7,5 olacak ve genişliğimiz de 7,5. Peki ya periyot ne? Az önce de söylediğim gibi periyodumuz 24 saatte öyle değil mi? 24 saat sonra başladığımız saate geri döneceğimiz için bu gayet mantıklı. 2 pi'yi periyoda böldüğümüzde 2 pi bölü 24 t elde ederiz öyle değil mi 2 pi'yi periyoda böldüğümüzü unutursanız da burada t0 iken fonksiyonu 0 t24 iken de 2 pi yapacak bir değer olması gerektiğini unutmayın Evet, sinüs fonksiyonunun girdi değerleri için birim çember etrafında bir tur atabilmemiz lazım. Çok az kaldı, çok az kaldı. Bu grafiği çizecek olursak sinüsün orta çizgisi sıfır üzerinde olur ama bizim grafiğimiz bu şekilde olmadığı için bunu yukarı doğru on buçuk birim ötelememiz gerekecek. O halde artı 10,5 işte gayet başarılı bir modelleme yaptık. İsterseniz buradaki 2π bölü 24 yerine π bölü 12 de yazabilirdik. Bu fonksiyon sabah saat 10'dan t saat sonra Johannesburg'taki sıcaklığı modelleyen bir fonksiyon. Hatırlayacaksınız soruda bizden aslında bunu değil. Gece yarısından t saat sonraki sıcaklığı modellememizi istiyorlardı. O halde gelin şimdi bir de Tt'nin ne olacağını bulmaya çalışalım. Bu fonksiyonu biraz daha ötelememiz gerekiyor, öyle değil mi? Gece yarısından T saat sonra hmm, genişliğimiz yani orta çizgiye olan farkımız aynı olacak. Hemen yazıyorum. 7,5 çarpı sinüs. Aynı renkleri kullanayım bir saniye daha iyi olacak. 2 pi bölü 24 yerine pi bölü 12 yazıyorum. T yerine de T'yi ötelememiz gerektiği için şimdilik biraz boşluk bırakıyorum. Artı 10,5'i de yazıyorum. Ben ötelemeyi doğru yönde yaptığımdan emin olmak için bunu farklı şekillerde düşünürüm. Sabah saat 10'da buradaydık öyle değil mi? Yani t0 iken saat sabah 10'du. Peki bana bu fonksiyonda sabah 10'un nerede olacağını söyleyebilir misiniz? Sabah 10. Şöyle yazayım. Ee, sabah 10 gece yarısından 10 saat sonra demektir. Bu yüzden de t 10'un F0'a eşit olması gerekir. Evet T10 F0'a eşit olmalı. Burada sabah 10'dan T saat sonraya baktığımız için saat sabah 10'dur ve bu fonksiyonda sabah 10'daki sıcaklığı gösterir. Büyük T fonksiyonu ise gece yarısından sonra geçen saatleri hesaba kattığından T10'da gece yarısından 10 saat sonra yani sabah 10'daki sıcaklığı gösterir. Kısacası T10'un F f0'a eşit olmasını istiyoruz. Başka bir deyişle f0'da burası 0'a eşitse t 10'a eşitken buranın 0'a eşit olmasını istiyoruz. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Elbette ki boşluk bıraktığımız yere t eksi 10 yazarak. Buraya eksi 10 yazdığımızda burası 0 olur ve geriye 10,5 kalır. F0'a baktığımızda burada da 10,5 kaldığını görüyoruz. T10'un F0'a eşit olması gerekiyor. Cevabımız artık hazır. Buraya 10 geldiğinde sinüslü ifade 0'a eşit oluyor ve bununla bu da birbirine eşdeğer oluyorlar. Grafiğini de çizelim mi? T10 için bir bakalım 10 buralarda bir yerlerde olacak ve t10 f0'a eşit olacaksa buna benzeyen bir şey elde edeceğiz değil mi? Her şey sağa doğru 10 birim ötelenmiş olacak. Bu son derece mantıklı çünkü gece yarısından sonra aynı noktaya geri dönebilmek için burada geçenden 10 saat daha fazlası geçmesi gerekir. Bu nokta 10 birim ötelenecek. Bu noktada ve sonuç olarak buna benzeyen bir şey Evet buna benzeyen bir şey elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi her noktayı sağa doğru 10 birim öteleyebilmek için t yerine t-10 eksi yazmamız yeterli oldu.